Burası Roma ya da Avrupa'nın başka bir tarihi kenti değil, Washington. Amerika'nın meclis binası Kapitol. Avrupa'dan göç eden insanlar tarafından yapılan bu kubbenin tepesinde ise Amerikan yerlisi bir kızın heykeli var. Biz onları Kızılderililer olarak tanıdık. Anlaşılan Amerikalılar onları özgürlük olarak algılamış, onlardan özgürlüğün ne demek olduğunu anlamaya çalışmış. İçerideki duvarları süsleyen resimler ve heykeller bize bu uğurda verilen mücadelelerin öyküsünü anlatıyor. Temmuz'da ülkenin hemen her yerinde olduğu gibi burada da geçit törenleri yapılıyor. Ülkenin bağımsızlığı kutlanıyor. Kalabalığın içinde her yaştan insan var. Öğrenciler, müzisyenler, hatta güzellik kraliçeleri bile. Bir de sirk kurulmuş şehrin orta yerine. Hani bizde eski Ramazanlar, direkler arası eğlenceler filan ballandıra ballandıra anlatılır ya. Burada da ona benzer bir ortam var. Sirk sanatına dair eğitimler ve bilgiler de veriliyor. Mesela bu adam palyaçoluğun kitabını yazmış. Şaka değil ya, gerçekten. Yıllarca Cirque du Soleil'de çalıştıktan sonra bu konudaki tecrübelerini kitaplaştırmış. If you don't get enough clowning here, or even if you do, you can go over to the bookstore, grab a copy. I'd be happy to sign if you want to bring it back. Etrafta kukla yapımcılığından jonglörlüğe kadar sirkle ilgili hemen her konuda mini eğitimler, atölye çalışmaları yapılıyor. Benim asıl merak ettiğim konuysa başka. Şehrin tasarımıyla ilgili daha önce duyduklarımı, okuduklarımı bir an önce görmek istiyorum. Muhtemelen Instagram için yanlarında Mickey Mouse'la dolaşıp anıtları fotoğraflayan bu arkadaşlar anlaşılan benim aradığım şeyi çoktan bulmuşlar. Şurada görmüş olduğunuz anıt Washington anıtı. Washington kentinin tam ortasında yer alıyor. 555 feet yüksekliğinde, yani yaklaşık 169 metre. Etrafında hemen hemen hiçbir referans noktası olmadığı için çok yüksek değilmiş gibi görünüyor olabilir. Ama yapıldığı 19. yüzyılda dünyanın insan eliyle yapılmış en yüksek yapısıymış. 5 yıl boyunca da bu unvanı korumuş, fakat 5 yıl sonra Eyfel Kulesi'ne kaptırmış. Mimari olarak antik Mısır'dan ilham alınmış. Bir obelix şeklinde yapılmış, yani dikili taş şeklinde. Çünkü dikkat ederseniz tam tepesinde küçük bir piramit var. Küçük diyorum ama yine dediğim gibi buradan gözüktüğü kadarıyla küçük. Ve şu anda bulunduğumuz doğu tarafında, piramidin tam doğu kısmında Laus Deo yazıyor. Latince olan bu kelimelerin anlamı, bizdeki tam karşılığı Elhamdülillah, yani Tanrı'ya şükürler olsun. Özelde Washington anıtını, bu anıtı ve genelde de Washington kentinin genel tasarımını, onun sembolik anlamlarını ya da Masonlukla ilişkisini, bu sembollerin Masonlukla olan ilişkisini merak edenler için Dan Brown'un bir kitabı var, romanı. Kayıp Sembol, onu tavsiye ederim okumanızı. O kitapta, romanda diyor ki Washington kenti tümüyle adeta bir Masonik tapınak olarak tasarlanmıştır. Ve tam bu noktadan baktığımızda kendisine hak vermemek mümkün değil. Her şeyin bir anlamı var, özenle tasarlanmış gibi gözüküyor. Şehrin tam merkezinde yer alan bu anıtın doğusunda, tam şurada meclis binası, yani Kapitol var. Bunun dışında Supreme Court, yani Anayasa Mahkemesi yer alıyor. Ve bütün bunlar güneşin doğduğu yere yerleştirilmiş. Yani aslında adaletin, hukukun her şeyin üstünde olduğunu bize anlatıyor. Öte yandan yüzümüzü tam batıya çevirdiğimizde, şuradaki Reflection Pool'un hemen arkasında bizdeki anıt kabire benzeyen yapı Abraham Lincoln'un anıtı olarak biliniyor. Lincoln'u niye batıya yerleştirmişler? Çünkü kendisi Amerika sisteminin adeta kurtarıcısıdır. Köleliği ortadan kaldırmıştır. Ters giden şeyleri yoluna koymuş birisidir. O yüzden onun anıtını
Washington Monument'un tam batısına yerleştirmişler. Birazdan orası ile ilgili de ilginç şeyler anlatacağım size. E pluribus unum, çokluktan çıkan teklik, Amerika Birleşik Devletleri'nin mottosu bu söz. Ve aslında bunun da masonlukla bir bağlantısı olduğu söyleniyor. Keza ülkenin kurucusu sayılan, kurucu babası kabul edilen Washington, George Washington da zaten bir mason olarak biliniyor. Bütün bunlar her yerdeki sembollere yerleştirilmiş, hatta Amerikan dolarına da yerleştirilmiş olduğunu biliyoruz. Fakat her dolara değil. Şimdi bulabilirsem size göstereceğim. Ya mesela şu 50 dolar. Bunda sadece Kapitol binası var, biraz önce size gösterdiğim. Fakat çokluktan çıkan birlik dedik ya, bir vurgulanması açısından 1 doların üzerinde semboller vardır. Zaten 1 doların üzerinde kurucu Washington'ın resmi vardır. Arkasında da meşhur piramit sembolü ve piramitin içindeki göz. Bunun anlamı ne? Aslında yine çokluktan çıkan birliği ifade ediyor. Üçgen içindeki göz, yani üçgen içindeki bir nokta. Yine yaratılışa bir gönderme var. Ezoterik bir simge, tıpkı deizmdeki ilk sebep gibi. Zaman zaman bana gönderdiğiniz yorumlarda, mesajlarda abi bize diksiyon konusunda bir şeyler anlatır mısın gibi mesajlar geliyor. Bence diksiyondan önce halledilmesi gereken konu hitabet sanatı, retorik. Biraz bu konuda düşünmek, çalışmak gerekiyor diye düşünüyorum. Peki neden bunlardan bahsediyorum? Tatil için geldiğim Washington'da. Çünkü tam şu anda bulunduğum noktada, bakın yan tarafımda Reflection Pool, yani yansıma havuzu. Ve onun arkasında da Washington anıtı var. Bu tarafta da Lincoln anıtı yer alıyor. İşte tam bu alanda tarihin 20. yüzyılın en önemli konuşmalarından bir tanesi yapıldı. Hitabet sanatının en güzel örneklerinden bir tanesi verildi. Washington kenti o tarihe kadar, bundan yaklaşık yarım asır öncesine kadar böylesine bir kalabalığı hiçbir arada görmemişti. I am happy to join with you today in what will go down in history as the greatest demonstration for freedom in the history of our nation. Benim bir hayalim var. Bundan yaklaşık yarım asır kadar önce Martin Luther King adında biri bu görmüş olduğunuz meydanda herkese ilham veren çok önemli bir konuşma yaptı ve bu konuşma bu sözlerle başlıyordu. Benim bir hayalim var. Her ne kadar şu anda etrafta gördüğünüz bu meydanda toplanmış 250 binden fazla kişi farklı etnik kökenlere sahip olsa ve bunların çoğunluğu Afrika asıllı Amerikalılardan oluşmuş olsa da aslında daha sonraları yapıldıktan sonraki yarım asır boyunca özgürlük ve adalet arayışında olan milyonlarca insana ilham verdi bu sözlerle başlayan konuşma. I have a dream. My four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today. Ve bu sözleri sarf etmek için özellikle burayı seçmişti. Çünkü tam arkasına köleliği kaldıran adam Abraham Lincoln'un anıtını alarak söylemişti. Hani bizde bir söz vardır. Hayaller Paris, hayatlar Muş diye, ya da hayatlar Paris, gerçekler Eminönü müydü o söz? İşte Amerikan rüyası da en azından 20. yüzyılın ortasında bu hale dönüşmüştü. Bazıları için rüya, bazıları için kabus.
konuşmasının bir yerinde şunları söyler. Evet, bir hayalim var benim. Gün gelecek, bu ulus ayağa kalkacak ve kendi inanç değerlerini tam anlamıyla yaşayacak. Şu husus apaçık ortadadır ki bütün insanlar eşit yaratılmıştır. Yansıma havuzu çok ilginç bir havuz çünkü dikdörtgen şeklinde ama çok ince ve uzun bir dikdörtgen şeklinde. Bunun ne anlama geldiği hakkında kaynaklarda pek fazla bir şey bulamadım. Ama Martin Luther King ya da tarih boyunca burada konuşma yapmış diğer hadipler veya buraya senin benim gibi gezmeye gelmiş turistler havuza belli bir açıdan baktıklarında orada dikili taşın yansımasını görüyorlar. Bir başka deyişle gökyüzünde özgürcesine süzülen bir taşı seyrediyorlar. Martin Luther King konuşmasıyla adeta bu taş parçasını bile havaya kaldırmıştır. Yani bu sözler sadece o zamanın ve bir coğrafyanın insanlarına söylenmemiştir. Eğer kulak verirseniz her zamana ve her ihtiyaç duyana seslenir ve der ki gerçek anlamda özgürlük ve adalet için hep beraber ayağa kalkacağız. Ve sonra şöyle devam eder. İşte o gün Yüce Allah'ın bütün kulları yepyeni bir anlamla söyleyecekler bu ilahiyi. Benim ülkem, senin ülken, özgürlüğün güzel yurdu. İşte söylüyorum sana, atalarımın öldüğü toprak burası. Şehitlerin gururu olan toprak. Her bir dağın yamacından özgürlük yankılanacak. Bugün 4 Temmuz, Amerika'nın bağımsızlık bildirgesini imzaladığı günün yıl dönümü. Yaklaşık 250 yıldan beri Amerikalılar bizdeki Cumhuriyet Bayramı gibi bu bayramı kutluyorlar. Ne yapıyorlar? Geniş meydanlarda toplanıyorlar, piknik yapıyorlar, barbekü partileri düzenliyorlar. Ya da bizim şu anda bulunduğumuz Washington'da olduğu gibi yüz binlerce insan bu meydana toplanıyor ve havai fişekleri bekliyor. Free at last!